Soru işareti, soru eki veya kelimesi içeren cümlelerin sonuna konur. Soru anlamı sağlayan sözcüklerin sonuna gelir. Yine bunun dışında bilinmeyen, kesin olmayan, işte yer, tarih ve benzeri durumlarda alıntı bildiren söz... alıntı dedim pardon, alıntı değil, tarih, kesinlik bilmeyen, şüpheli yaklaşılan durumlarda da soru işareti kullanılır. Ünlem işareti sevinç, işte acıma, korku, şaşma, duyguları anlatan ifadelerin sonuna gelir. Seslenme, hitap ve uyarı cümlelerine de yine sözlerinden sonra da ünlem işareti kullanılır. Ünlem işaretini yazarken şuna dikkat ediyoruz. Örneğin yaşasın, artık yılda 4 tatil var dediğimde yaşasından sonra sevinç bildirir. Bundan sonra ünlem işaretini koyabilirim. Ünlem işaretini getirirsem sevinç bildiren, duygu bildiren ifadeden sonra cümle büyük harfle devam etmek zorunda. Ünlem işaretini kullanırsam büyük harfle devam ediyor. Ama eğer küçük harfle devam etmişse o zaman oraya virgül gelmesi gerekir. Yaşasın, virgül, artık, artı nası küçük yazabilirim. Yılda 4 tatil var dediğimde burada ne olur? Bu da yine ünlem cümlesi ama burada da cümlenin sonuna koymuşlar. Eğer cümlenin sonuna ünlemi koyacaksam dediğim gibi ünlem bir sevinç bildiren duygudan sonra virgül gelir. Ama ünlemi sevinç ifade bildiren duygudan sonra koyuyorsam ondan sonraki cümlede büyük harfle başlamak zorunda. Kısa çizgiye bakalım. Kısa çizgide satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken kullanılıyor. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini ayırmak için konuyor kısa çizgi. Heceleri göstermek için. Yine ve ile ila anlamlarını vermek için arasında anlamında kullanılıyor kısa çizgi. Sonra matematikte çıkarma işlemi. İsim köküyle fiil kökünü ayırt etmek için. Köklerin sonuna. Yine işte eklerin, yapım eklerinin başına. Sonra ara söz veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi konuluyor. Örnek sorumuza bakalım. Bu parçada yer araçla gösterilen yerler aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? Muharrem Bey'in bu işte bir suçu var mıdır sizce? Sizce diyor. Ne yapıyor burada? Soru soruyor. Uşak, eşme yolundaki çukurların sebebi o mudur? Belediye başkanı mıdır? Uşak, eşme yolundaki var mıdır sizce? Var mıdır sizce? Soru işareti. Uşak eşme yolu. Uşak eşme derken kısa çizgi gelir arasına. Çünkü il ve ilçe arasında. Kısa çizgi. Sebebi o mudur? Virgül, belediye başkanı mıdır? Soru işareti. Yani cevap Ceyhan olacak. Uşak eşmede kısa çizgi gelecek. Eğer birden fazla soru işareti, soru anlamı sağlayan kelime varsa bir cümlede ne yapıyorduk? Araya virgül koyuyorduk. Cümlenin sonuna soru işaretini koyuyorduk. O halde sebebi o mudur'dan sonra virgül, sonra belediye başkanı mıdır cümle devam ediyor. En sonuna soru işaretini getiriyoruz. Cevap Ceyhan olur. Devam edelim bakalım. Konuşma çizgisi, diğer bir ismi uzun çizgi. Yine satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanıyoruz konuşma çizgisinde. Ayla heyecanla anlattı. İki nokta. Ne anlattı? Hemen konuşma çizgisi. Çok mühim havadislerim var. Tırnak işareti. Tırnak işareti de başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri biz tırnak içinde gösteriyoruz. Bunun dışında cümle içinde eserlerin ve yazıların adları, bölüm başlıkları tırnak içinde gösterir. Yine özellikle belirtilmek, vurgulamak istenen ifadeler tırnak içinde verilir. Örnek sorumuza bakalım. Bu parçada yer araçla belirtilen yer araçlarının hangisinde belirtilen noktalama sırasıyla getirilmelidir? Çocuk babasının yüzüne bakarak iki nokta. Çocuk babasının yüzüne bakarak ben de Mehmet'le birazcık konuşmak istiyorum dedi. Şimdi burada bakıyoruz. Çocuk babasının yüzüne bakarak dediğimde tırnak açıyoruz. Tırnak açtık, nokta olmaz. Tırnak açtık. Ben de Mehmet'le derken kesme işareti. Birazcık konuşmak istiyorum. Nokta. Tırnağı kapatıyoruz. Dedi. Dediden sonra tekrar nokta gelmesi gerekir. Orada bir hata olmuş. Yani cevap ne olur bu durumda? Tırnak açıyoruz. Kesme işareti. İstiyorum. Nokta. Tırnağı kapatıyoruz. Sonra tekrar nokta. Yani
Denizli mi oluyor? Peki kaçırdım. Yok, Bursa oluyor. Evet, Bursa olması gerekiyor. Yayayraca bakalım. Yayayraç da cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. İşte tanıdığım herhangi biri, öyle çok kişi de tanımıyorum diyor. Burada ne yapmış? Böyle bir sözü söylemeye cesaret edemez de. Yine işte anlamı tamam. Cümle dışında kalan ek bilgiler. Bir şeyin açıklamasını yaparken ya da bir kelimenin eş anlamlısını verirken. İşte yabancı bir kelimenin okunuşunu verirken. İşte bir yazarın, şairin doğum ölüm tarihini verirken. Yani araya ek bir bilgi giriyorsa. Yayayraç kullanımı da bir İşte birinden bir söz aldık. Onun kime ait olduğunu yine yayar içinde belirtiyoruz. Alıntıların aktarıldığı yazar eseri göstermek için kullanılır. Örneği de görüyoruz. Köşeli ayraca bakalım. Köşeli ayraç da ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kullanıyoruz. Örneğin burada Plevne kahraman demiş. Plevne kahramanı kim? Gazi Osman Paşa. Bunu açıklıyor. Ama aynı zamanda Gazi Osman Paşa'nın doğum ve ölüm tarihini veriyor. O yüzden bunu zaten parantez içinde vermesi gerekir, doğum ve ölüm tarihi bilgisini. Sonra bana Plevne kahramanının kim olduğunu da açıklıyor. Dolayısıyla o zaman tekrar parantez açamayacağına göre ilk başa ne açıyor? Köşeli parantez açıyoruz. Daha sonra parantez veriyor içinde doğum ve ölüm tarihini verip köşeli parantezi kapatıyoruz. Kesme işareti. Kesme işareti de özel hatlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Sonra kısaltmaları ve sayılara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanıyoruz. Hanım, efendi ifadelerinde olduğu gibi. Bunlara dikkat ediyoruz. Kısaltmalara getirilen ekleri de yine söylemiştik zaten. Kısaltmalara ve sayılara gelen de kesme işaretiyle ayrılıyor. Noktalama işaretleriyle ilgili konumuz bu kadardı. Kısaca bir tekrar yapmış olduk. Daha sonra etkinliklerle devam edeceğiz.